Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni videonun karşınızdayım. Bugün e, güncelleme notlarını konuşacaktım ama baktım daha sonra vazgeçtim. Yarın güncelleme videosu yaparız daha iyi olur. Hem de hem güncelleme videosu hem de kristal harcama videosu gelir yarın. İkisini aynı anda yaparız. Güncelleme notlarını görmüşsünüzdür. Hepsi güzel duruyor bu arada. Hiçbiri kötü durmuyor. Eklenen şeyler var. Bunları yarın konuşalım. Yani iki videoda ayrı ayrı konuşmayalım. Bugün Marvel evrenine gelelim. Başlıktan da anladığınız üzere en iyi 10 videosu yapıyoruz. En iyi 10 videosunun ilk partı bu. İkinci partta baş düşmancılar olacak. Üçüncü partta da pvp'ciler olacak. Yani e, pvp'ciler olacak. Tamam mı? Şimdi bu ilk e, skorcu olanlar en kolayları. Çünkü bunlar yani meta. Tamam mı? Liderler ve yancıları saymıyoruz. Sadece skor atan karakterleri sayıyoruz. Yani mesela Tena. Skorcu mu? Skorcu. Bunları sayıyoruz. E ee, şey var ondan sonra kim var şuradan bir karakter göstereyim yok Iron Man değil ee, diyelim ki Taskmaster mesela bu kostümde yancı ya bunları saymıyoruz bunları zaten list olarak vermiştim biliyorsunuz ki ee, Yok yo vermemiştim skor için ayrı video yapacağım ama ben en iyi 10 skorcuyu derledim zaten toplam 10 tane karakter varmış hatta 10 tane bile yokmuş tamam mı başlıyoruz ışın karakterlerle başlayacağım kostümsüz bir karakter Mepisto ile başlayacağım. Mepisto şu anda İki günü olan mükemmel bir karakter. Işın süper kötü gününün metası ve ışın erkek gününde de kullanabileceğiniz güzel bir karakter. Eğer ki e, ışın erkek gününde de ekstra bir masraf yapmak istemiyorsanız Mepisto iki günde de güzel skor atıyor. Zaten çok iyi bir meta. Kesinlikle bu listede olmayı hak ediyor. İkinci sırada Luna Snow'u yerinden eden... E, çok güzel gözle bakmadığım ama gerçekten mükemmel bir karakter olan. Makare var. Devam ediyorum buradan. Makare var ve Makare gerçekten şu anda hem çok iyi bir skorcu hem de çok iyi bir baş düşmancı karakter. İkisinde de hasar muazzam. Skorda meta şu anda kendisi ve gerçekten Luna Snow'u ben tahtından edebilecek bir karakter beklemiyordum. Ama eden karakter gerçekten oldu. O da Makare oldu ve şu anda hem ışın yok ışın nereden çıktı? Çevik kahraman gününün yani Şöyle hatta skordan da göstereyim. Burada ee, heh, Çevik Kahraman Günü hem de Çevik Kahraman Kadın Günü'nün metası olur kendisi. Ve gerçekten bu listede olmayı hak eden bir diğer karakter diyebilirim. Bir diğer karaktere geldik. O da yine iki günü yani iki haftada da günü olan Tena. Scarlet Witch'in biraz daha üstünde skor attığı için Tena'yı listeye aldım. Şu anda çok pahalı olması bir yana e, Scarlet Witch de var tabii ki. İkisinden birini sayabilirsiniz ama e, Tena meta olduğu için ben Tena'yı bir üst sıraya koydum. Ve bu listede olmayı hak ediyor kesinlikle. E, o kadar masrafa değer mi? Bence değmez. Yani sonuçta Scarlet Witch de çok iyi skor atıyor. Ben olsam e, ki zaten öyle yapacağım. İlk önce Scarlet Witch'i kasacağım ve uzun süre onu skor atacağım. Daha sonra ileride Tena metadan düşmezse Tena'yı da kasarız duruma göre. Tamam mı? Hem erkek haftasında hem de kadın haftasında kullanabiliyoruz günlerini gösterelim. Arena'ya gelelim. Buradan yine şuradan bakalım. Hem evrensel şöyle şuradan günü geçtiği için ilk gün olması lazım. Ha evrensel kahraman gününde hem de kadın haftasında şöyle gelelim evrensel kahraman kadın gününde kullanabileceğiniz gayet güzel bir karakter. Tena bu listede olmayı hak ediyor ve bunlar da öylesine mesela değiller. İşte susturma olduğu için, yakma olduğu için veya felç olduğu için bu listede oluyorlar. Bir diğer karakter yani hiç metaya gireceğini düşünmediğim bir karakterdi. Ama gerçekten de bir şekilde metaya girmeyi başardı. Wolverine çok fazla kostüm geldi ama en sonunda bu kostümle metaya girdi ve şu anda gayet güzel bir karakter. Wolverine ama bir diğer karakterde hani hızlı hızlı geçelim çok fazla uzatmanın anlamı yok. Bir diğer karakter de Crescent. Crescent de şu anda kadın haftasında meta. Ne Sif geçebildi ne Valkyrie ne veya herhangi bir karakter de geçemedi şu anda Crescent'i. Ee, şöyle de yapabilirsiniz. Crescent ile erkek haftasında hem de kadın haftasında skor atabilirsiniz. Ee, eğer ki elektroya kostüm gelmezse gerçekten çok üzülürüm ve yaptığım hata gerçekten büyük bir hata olmuş olur. Umarım kostüm gelir elektroya ve işimize yarar ama yani en kötü ben Crescent'i her türlü açarım. Yani onda sıkıntı yok. Ama olmasa da sıkıntı değil ya yani. yaparız bir şekilde. Neyse e, ee, lafı dolandırmayalım. Crescent bu lisede olmayı hak eden karakterlerden bir tanesi. E, meta olduğu gün kadın haftasında ama erkek haftasında da eğer Wolverine'i kasmadıysanız kullanabilirsiniz. En azından skor atacak bir karakter olur sizin için ve çok güzel bir alternatif olur diyebilirim. Geldik yine evrensel karakterlerden en iyisi demeyeceğim ama çok iyilerden süper giant süper dev yani kostümüyle gerçekten çok iyi oldu uzun süre yükseltme bekledik işte öyle olsun böyle olsun falan filan derken kostüm bir şekilde geldi karate harekat güncellemesi geldi ve gerçekten mükemmel bir kostüm geldi kendisi süper kötü kadın gününün şu anda metası ee, Moonstone ile ortak oynayış yapanlar var Proxima ile oynayış yapanlar var ama genelde Proxima ile oynanıyor ve gerçekten şu anda mükemmel bir karakter. Zaten hali hazırda kastettiğim bir karakter. Onu da gösteririm. E, bu listede olmayı yine hak eden karakterlerden bir tanesi. Her ne kadar şu anda Kingpin geliyor olsa da bu listede maalesef şu anda Apokalips var. Şu anda Meta'da Apokalips var en nihayetinde. Ama Kingpin şu anda hem felçle hem susturmayla ve hem de yakmayla geliyor. Meta olma ihtimaliyle %50, %50 diyelim olabilir olmayabilir yani çünkü fena durmuyor ee, eğer ki güzel bir skor atarsa apokalips kasmak yerine bunu e, kasmak yerine kingpin kasabilirim ve gerçekten de güzel olabilir ama şu anda metada apokalips var ve e, evet apokalips var hemen devam edelim zaten çok fazla karakter kalmadı 3 tane karakter kalmış e, çevik karakterlerle devam edeyim. Kendisi ee, yine <laughs> metaya gireceğini hiç düşünmediğim bir karakterdi. Ama bu altın stikili öyle bir şey ki herkesi metaya sokuyor. Pardon evrenselden bakacağız. Corvus Glaive kostümüyle çevik. Çevik süper kötü günün metası ama orta koyanışla oynanıyor. Havkayla yani pardon Bulusayla artık yani Havkay kostümü olduğu için karıştırıyorum. Bulusayla e, orta koyanışla kullanıyoruz. Corvus Glaive ee, ama metadan düşmesi çok muhtemel bir karakter. Çünkü Spiderman Spider-Man No Way Home Part 2 geldiğinde e, ki şu anki güncelleme Spider-Man No Way Home güncellemesi gibidir değil yani. Kış güncellemesi şu anda. E, o karakterler geldiğinde bir tane meta çıkabilir belki karşısına. Yani çok çok olası bir durum ama şu anda kendisi metada şeyle birlikte. Bu sayılar ikisini de aynı şeyde sayabilirsiniz. Diyebiliriz ve geldik ee, Bu listede aslında Şu anda tam meta olmayan ama Uzun süredir yıllardır meta olan Cable'a bu listede olmasını Düşündüğüm bir karakter Cable ışın Erkek gününde eğer Mephisto'yu kullanmak istemiyorsanız Çok iyi sizi tatmin edecek bir karakter Diyebilirim Şu anda bunu bu listeye almamın tek sebebi Saygı gerçekten Karaktere saygı Şu anda Mephisto'yu kullanamayacağım için ve Cable'ı alt yıldız yaptığım için ve kostümünü de alacağım için ve öfke de büyük ihtimalle takacağım için bu kostümünü alıp e, skorda uzun süre kullanacağım bir karakter olacak kendisi. O yüzden bu listeye aldım ama şu anda genel karşılaştırmalarda gördüğüm kadarıyla Mephisto işin erkek gününde daha fazla skor atıyor. Yani böyle yapacak bir şey yok. E, geldik listenin son ve en önemli sırasında şu anda meta oğlu meta ve herkese önerdiğim yapın bununla başlayın bununla gidin dediğim karakter Loki. Loki çok çok iyiydi bu kostümleri de iyi değildi. Zamanında bu kostümde metaydı e, bu kostümde yine iyiydi gerçekten çok iyiydi ama fena değildi yani öyle değildi. Bu kostümü zaten saymıyorum bu kostüm geldiğinde de gerçekten iş yaptı metaller arasında az çok girdi skorda biraz adından bahsettirdi. Ama bu kostümlerle şu iki kostümle gerçekten bu metada olmayı hak ettiğini kesinlikle ama kesinlikle gösterdi. Şu anda kendisi en rahat 12 milyon skor atan karakterlerden bir tanesi ve şu anda ben bu karakterle bu hesapta 8,5 milyon skor atıyorum. 8,5 milyon skor atıyorum ki daha bu karakteri ben adam akıllı dizmedim bile. Yani ben biraz kartı geliştirdikten ve e, karaktere dizmeye başladıktan sonra 10 milyon skor atacağım gibi geliyor bana ve yancım yok benim. Ben Shuri ile atıyorum. Shi Hulk'ın kostümü yok. Yancı'yı Shuri ve ben bu karakterle 8.5 attım ve adam akılda oynamadım. Hani 9 milyon da atardım belki. Öyle düşünün. Kostüm olarak çok soruyorsunuz. Bunun da cevabını burada vereyim. Ama bunun için ayrı videoda yapacağım. Çünkü çok sorduğunuz için ayrı videoda olabilir. Bu kostümü alacaksınız. Öfke tipi takacaksınız. Ve gerçekten muazzam bir kostüm. Bu, bu kostümü alacaksınız. Muhteşem enerji takacaksınız. Veya muhteşem yıkımda olabilir ama muhteşem enerji takma, taksanız da olur. Fark etmez ama hani onunla bununla uğraşmaya gerek yok. CTP uyandırmaya gerek yok. Hani şey yapmaya gerek yok. Alın bunu öfke takın. Zaten 12 milyon skor atıyor. Bu kostüm biraz daha başmanda iyi falan ama başman için 5 tane karakter arasına girmez. Lucky. Bu kostümü alabilirsiniz. Yani TV kostümünü alabilirsiniz ve öfke takabilirsiniz. Benim en iyi oğunun bu şekildeydi. Bu listeye girecek başka karakter var mı? Yok. Yok. Ne var? İşte Scarlet Witch diyebilirsiniz belki. Olabilir ama Kena hala daha fazla skor atıyor genel karşılaşmalarda e, aldığı buff'tan sonra. E, ondan sonra diğerleri zaten meta oldu. Meta Crescent'i geçen olmadı. Corvus'u geçen yok. Apokalipsi geçen de yok şu anda. Makari'yi de geçen yok. Hiç, hiçbirini geçen olmadığı için meta bu şekilde. Bu karakterlerden en azından Elinizde Loki varsa ne bileyim diğerleri varsa işte gerçekten rahatlarsınız ama e, yeni başlangıç için değil bu video yani bu daha çok ileri seviye oyuncular için genel olarak ben şu anda eski hesabıma sahip olsaydım büyük ihtimalle sadece bu karakterlerle skor atardım diyelim ve yarın iki video gelebilir gelmeyebilir ama kesinlikle video gelecek. E, Yarın da bazı konulardan konuşacağız. Bu video bu şekilde daha fazla daha fazla uzatmayalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.